haram haram etmek demek. Bahusuz bir insan üzerinde bir dip görse, dip dip bildiğimiz bir zamanlar insanları çatır çatır öldüren ve çeşitli hastalıklara yol açan bu dip denilen hayvanı, küçük hayvanı üzerinde bulduğu zaman Müslüman onu katiyen öldürmeyecek. Dip öldürmek yasak. Bahusuz bunun üstünde durmuş İslamiye. Veya üzerinden çıkarıp bir yere atmayacak. Böylece onun çaresine bakacak. Şimdi ya nasıl şey bu? Dip öldürülmez mi? Kardeşim ihramlı değilken, o mescidi haram ve insanların kalabalık olduğu yerlerde değilken, başka zaman biti, pireyi, kuduz köpeği, fareyi ve buna benzer zararlı bütün hayvanları öldürmek dinidir. Mesela ve dinin öldürmesinde hiçbir sakınca olmayan şeydir. Öldürebilirsin. Ama ihramlıyken, o kalabalık içerisindeyken bit öldürmedi İslamiye. İhramlıya, hacıya bit öldürmeyecek. Niçin? Dışarıdan baktığınız zaman bu ne biçim şey yahu dersin. Bu ne biçim hüküm. Ama ilim gözüyle, tıp gözüyle incelerseniz harika bir mana çıkıyor. Ve bunu incelemişlerdir. Efendiler, düşünün ki yeryüzünde kimsenin bilmediği, işitmediği bir şey değil. Herkes duymuş, işitmiştir. Tifüs denilen bir hastalık var. Tifüs. Bunu yalnız bit peydah var. Tifüs hastalığı. Bu tifüs hastalığı da özellikle bitin ısırması ile geçmiyor. Bit bir insanı ısırırken, kanını emerken, alırken tifüs hastalığı bulaşmıyor. O biti öldürdüğünüz zaman bitin karnındaki kan dışarıya çıkıyor. O kanın içindeki mikroplar geliyor. İnsanın elindeki veya vücudundaki sıyrıktan, yırtıktan, çatlaktan içeriye giriyor. O şekilde tifüs peydah oluyor. Bitin ısırmasıyla değil, bitin kanındaki mikropların gelip bir insanın vücudundaki sıyrıktan veya bir kan çıkmış bir yerden içeri girmek suretiyle tifüs peydah oluyor. İşte tifüs hastalığının yayılmasına şiddetle mani olmak için canlı bir bit görüldüğü zaman sakın onu öldürmeyin. Zira onun karnındaki kan meydana çıkacak ve oradaki mikropları gidip bir başka insanın vücudundan içeri girip tifüs denilen hastalık bulaşacaktır ki bu hastalığın yayılmasına, deşilmesine, umumileşmesine mani olmanın tek çaresi onu öldürmektir kitaplar. En tıbbi meseleler, en ilahi ve ilmi hükümler böyle tedbir sahasında alınmışken İslam'ı bilmeyen nesil bunun hakkında ne acayip bir şey diyor. Bu ne çirkin bir şey diyor. Bu ne müstekbir bir şey diyor. Ve İslam'ı bilmiyor her şeyden evvel. Bu gayeyi, maksatları bilmiyor. Bunları bilmediği gibi nesil, Beytullah nedir? Siz Allah'ı bilmeyen bir nesile Beytullah'ı anlatabilir misiniz? Allah'ı bilmeyen bir nesil, ahireti bilmeyen bir nesil, Kur'an'ı tanımayan bir nesil, İslam'ı bilmeyen bir nesile Beytullah'ı anlatabilir misiniz ki orada ihram giyen adamın yapmaması lazım gelen şeyleri anlatabilirsiniz? Nereden buna imkan var mı?